Bundan önce şeyi konuştuk. Brachial plexus'un ilk dönemdeki sinir tamiri veya işte sinir nakli işlerini. Ondan sonra yine o dönemdeki botoks uygulamalarını konuştuk. Şimdi sinir nakli dönemini kaçırdık. Yani Veya geçirdik. veya geçirdik. Yani işte 1,5 yaşı geçti. Bundan sonra aslında çocuğun yani yine yapılacak bazı şeylerle hareketlerin bir kısmını kazandırmak mümkün olabilir. Bunları konuşalım istiyorum. Yani Tamam. işte bir kere omzunu kaldıramayan bir çocuğa ne yapalım, ne edelim? Yani bu konuda Önce bir şey yapalım. Yani bizim ortak bildiğimiz şeyler var. Bir de dinleyenlerin bilmediği şeyler var. Yani biz bu saatten sonra artık kime nasıl yardımcı olabiliriz? Ana grupları şöyle isterseniz kabaca toplayalım. Omuz hareketlerinde kısıtlı olan fonksiyonları nasıl arttırabiliyoruz? Dirsek hareketlerinde, ön kol hareketlerinde neler kısıtlı olabiliyor? Rotasyonu. Onları işte ön kol hareketleri dedim, elli çevirme hareketleri. Onlarda ne kısıtlılıklar yaşanıyor? Onları nasıl arttırabiliriz diye. Şimdi bazı hastalara biz kasten çok da fazla şey yapmıyoruz. Girişimde bulunmuyoruz. İşte izlem döneminde kolunu en azından 90 dereceye kadar, yani şu düz açıklığı sağlayana kadar kolunu yana açabilen çocuklarda diyoruz ki bu sinir cerrahisinden artık eşik fayda bu kadardır. Bundan ötesini daha sonra yapacağımız tendon transferleri halledecek diye mesela ameliyat önermiyoruz. Tendon transferi dediğimiz şey de aslında çalışan kasların yerlerini değiştirip çalışmayan kasların fonksiyonunu sağlayacak şekle getirmek diye özetleyelim istersen. Evet, bizim rekonstrüktif cerrahinin, yeniden oluşturucu cerrahinin Türkçeleştirilmişi, ana prensibi o. Daha gerekli fonksiyonlar için daha az gerekli fonksiyonların bazılarını feda ederek o dediğim gibi esansiyel olmazsa olmaz fonksiyonların en azından bir miktarını geri kazanmak. Çocuklarda genellikle eksik kalan şeylerden iki tanesi omuza ait. Bir tanesi omuzu, kolu yana açmak, hatta başın yukarısına doğru getirerek hareket etmek. İkincisi de başın arkasına, ensesine doğru götürmek. O belki kız çocuklarda bir miktar daha önemli. Saç tararken, saçını toplarken daha çok kullanıyorlar diye. Bu fonksiyonlarına en çok ikisi geri kalıyor. Ve aslında en çok yüzünü yıkamak, ağza bir şey götürmek. Yani hani rahatça, yani şu şekilde götüremez ama şu şekilde çok rahat götürür. Veya elini yüzünü yıkamak konusunda insanların günlük fonksiyonlarını yapabilmesi konusunda Aslında senin dediğin gibi hepsi bir ahenk içinde olması lazım. Yani sen sadece omuzu daha iyi yaparak sadece omuza faydan olmuyor. Onun dirseğini, ön kolunu, elini de kullanmasını iyileştiriyorsun. Veya tam tersi aşağısı çok bozuk olan bir şeyi sadece omuzuna müdahale ederek maalesef düzeltme şansın yok. biz aslında şimdi çocuklar için konuşuyoruz ama erişkinler için yapılacak Evet, şeyler benzer birazcık şeyler daha bazıları örtüşüyor, bazıları bazıları örtüşüyor. Biz yani şu anda omuz problemleri hakkında mesela hangi kası kullanıyoruz onu konuşalım istersen. Veya kaç yaşına kadar bu işi yapabiliriz veya ameliyat nasıl olacak veya ameliyat sonrası takibi nasıl olacak onu konuşalım istersen. Şimdi bu tendon transferleri birazcık daha geç dönemde ele alınıyor. Bunu dünya literatürlerinde 2,5-3 yaşa kadar aşağı çeken gruplar da var. 4-4,5'tan yukarı yapalım diyen gruplar da var. Genellikle ortalama 3,5-4 yaş civarı daha ekseriye kabul gören En bir kitle. iyi sonuçları da o Evet. dönemlerde alırız Bunun aslında. nedeni de şu aslına bakarsanız. Çocuğun bu ameliyatlar sonrasında daha bilinçli olarak katılması gereken bir fizyoterapi dönemi oluyor. Sinir cerrahisi sonrasında daha oyun terapileriyle bazı şeylerle bu işi halledebiliyorduk. Ancak gerçekten katılım göstermesi gereken, fizyoterapiye aktif katılması gereken bir periyot yaşayacak bu tendon transferlerinden sonra. Onun için bunu bir miktar daha bilinçlendiği, bizim hep kıdemli hocalarımızın söylediği gibi durdan sustan anladığı yaşa geldiği zaman yapmayı hep uygun görüyoruz ki sonucu da daha iyi olsun Bir diye. de ikinci bir şey daha, pozisyonu korumamız lazım. Evet. Yaklaşık 6 hafta, yani şu şekilde
durması gerekecek bir çocuk lazım. Evet, yani. Atelin içine koyacağız. Evet, böyle bir hazır atel yaptırıyoruz. 6 hafta civarı yaklaşık böyle evet. bir atelin içinde durabilecek bilinçte ve yani aklı yeten bir evet, çocuk. Durması lazım. Hem de onu çıkardıktan sonra uygun şekilde hareket etmeye başlaması lazım. Onun için belli bir bilinç düzeyine ulaşsın istiyoruz çocuklar. Yani aslında 3'te 5 yaş arası belki en ideal evet. dönem. Şimdi 5 yaş sonrası biz vazgeçiyor muyuz? Vazgeçmiyoruz. 10 yaşına kadar hatta yapılabilir diye şey yapıyoruz ama bu zorlayarak dönem belki bir 11-12 yaş diyoruz. Evet, ne kadar şey olursa geç döneme kalırsa maalesef bundan kazanacağı etki o kadar azalıyor. Önemli nedenlerden bir tanesi o artık transfer edeceğimiz kas maalesef irileşen, ağırlaşan kolu hareket ettirebilecek, tek başına hareket ettirebilecek yeterlilikten uzaklaşıyor. Kontraktür dediğimiz eklem sertlikleri artıyor. Eklem şeyi oluşması gereken boşluğu sığlaşıyor. Bunların hepsini üst üste koyarsak ameliyat sonunda alacağımız sonuçtan başarımızdan çok 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 feragat ediyoruz. Dolayısıyla yine genel kabul görmüş yaklaşımlardan bir tanesi. 10 yaş, 11 yaştan sonra artık o 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında yapacağımız rahatlıkla, alacağımız sonuçla aynı şeyleri alamayacağız. Peki hangi kası kullanıyoruz genelde? Şimdi burada genellikle bir kası kullanabilmemiz için oluşan problemden etkilenmemiş olması gerekiyor. Bu çok önemli. %70 kadar kendi orijinal gücünün gücüne sahip olması lazım ki biz onu hiç çalışmayan bir fonksiyon için naklettiğimizde biz ondan bir şeyler umabilelim. Latissimus dorsi ve subscapularis kasları dediğimiz bizim kürek kemiğimizin üzerinde ve etrafında yerleşen iki tane kasımızı aslında humerus dediğimiz üst kol kemiğinin yapışma yerinin bir tanesinden ayırıp bir yerinden ayırıp başka yerine aslında latissimus dorsi dediğimiz kas şu kol koltuk altında şu omuzu, evet, kanat gibi, hani kanat kası gibi. Evet, kanat kası dediğimiz. O dolgunluğu veren kas. Omuzu içeri büktüren bir kası. Evet. Aslında işte bağlanma yerinden üst taraftaki şimdi şu geriye doğru şey yapıyor. Evet, işte. Tekerlekli sandalye kullanır gibi. Evet. Üst taraftaki bağlanma yerini değiştirerek aslında fonksiyonu değiştiriyoruz. Artık kasıldığı zaman içeri bükecekken yukarı kaldırma işlemine, daha doğrusu onun başlangıç işlemine fayda veriyor. Peki her zaman latissimus dorsi brachial plexus'larda çalışıyor mu? Her zaman kullanılabilir halde oluyor mu? Keşke. O öyle olmuyor. Zaten olmadığı zaman maalesef bundan faydalanma şeyimiz yok, şansımız yok. İkinci başka bir şansımız daha var. Trapez kasının alt kısmı. Aslında bu yine başka yerden, bacaktan alınan bir tendon greftiyle beraber boyu uzatılarak kullanılabiliyor. Ama yani bu latissimus kadar kuvvetli bir kas değil. O yüzden hani daha çok bize hani rotasyon hareketlerinde fayda ve işte omuzun ağırlığının alınması gibi faydaları oluyor diyelim trapez kas transferlerinde. Trapez kas aslında direkt beyinden aldığı için uyarıyı kafa çiftlerinden uyarıyı alıyor. 11. kafa çifti dediğimiz direkt beyinden gelen bir uyarı sistemi olduğu için brachial plexus gibi hani böyle servikal yaralanmalı hastalarda kullanılabilecek kaynaklardan bir tanesi olarak o kenarda duruyor ama sonuçları latissimus dorsi kadar etkili değil diyelim. Bizim amacımız aslında hani belli bir dereceye kadar aslında kolu yukarıya kaldırmak ki hani ağzına götürebilirsin. Yani daha demin biraz önce söyledik. Yani bu ameliyatı yaptıktan sonra o aktardığımız kısma tendonun ucunun yapışması için belli bir süre sabitlemek lazım. Onun için de özel bir atel yaptırılıyor ameliyat öncesi. Evet, ölçüler olarak hastaya özel böyle hani dur pozisyonda evet. bir polis pozisyonda bir özel atel yapılıyor. O atelin içinde yaklaşık 6 haftalık süreçte kalması gerekiyor. Evet.
Omuz için yapılabilecek şeyler herhalde çocukluk çağında bu. Daha sonraki alt kısımlar için yapılacakları da biraz sonra konuşuruz.